Rab teşekkür ediyorum bugün. Senin sözün her zaman bir altın değerinde. Bir anahtar gibi bütün kapıları açan, ulaşılmayacak yerlere ulaştıran, kutsal ruhun yardımıyla Rab, fırtınaları, dağları yerinden oynatan. Ve ben şükrediyorum ki Rab bugün, bu sözler paylaştığımız zaman, buradaki bulunan ve bizi canlı yayın izleyen kardeşlerin yüreğinde bir açlık duygusu artsın diye dua ediyorum Rab. Çünkü bu dünyaya geldik, sadece kendimiz için değil, ben diye değil, biz diye konuşmalıyız. O da ancak Rabbin evinde bizlerin başkalarına el uzatmamızla olacak. Ve ben şükrediyorum ki Rab değerli kardeşlere bu gücü burada ver, ayrılırken onların yüreklerinde bu uyanışı yerleştir diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Amin. Hallelujah. Evet değerli kardeşler, biliyorsunuz bu ayın teması kaybolan canlara ulaşmak. Ve Rab hepimize bir görev verdi. Bu görevi ne dedi? Gidin dünyanın her yerine müjdeyi paylaşın. Bu bir buyruk bizim için. Yani biraz evvel söyledim, biz sadece ben diye yaşayan bir düz imanlı olamayız. Bizim ruhsal seviyemizi çıkartmamız lazım. Ben spor hayatından biliyorum. Benim bir arkadaşım vardı, yüksek atlayıcı. Daima idman yapardı. Acaba 1.90'ı nasıl geçebilirim diye. 1.90'ı geçtiği zaman derdi ki 1.95'i de geçebilirim. Kendi o gücümü hissediyorum. Demek ki doğal yaşamda böyleyse ruhsal alanda bizim de seviyemizi artırmamız lazım. Aynı yerde kalamayız. Aynı yerde kalamayız. Ağlayan yüreklere dokunmamız lazım. Kaybolan yüreklere ulaşmamız lazım. İnsanlar bu dünyanın çelişkileri içinde kendilerini kaybetmiş. Evlilikler bozuluyor. Şirketler kapanıyor. İnsanlar uyuşturucuya düşünüyor. İnsanlar alkolik oluyor. Sigara bağımlısı oluyor. Oluyor da oluyor. Peki bunlar için bir umut var mı? Var. Sen ve ben. Tanrı bizi yönlendiriyor. Senin yüreğindeki açlığa göre icabında sana Tanrı'nın evini işaret ediyor. Bir yerde senin kurumanı istemiyor. Ben Müslümanlıktan gelen bir insanım. Bir kere birisine hadi seni camiye davet ediyorum demedim. Ama iman ettikten sonra, kutsal ruhla vaptiz olduktan sonra yüreğimde insanlara karşı ulaşma oldu. Hep düşündüm. Hep bizi durdurdular. Bu dinin baskılarından nefret ettim. Ama ondan sonra bana bunu yapan bir Müslümanlıktan gelen bir kişi olarak 52 yaşında bir insanın hayatına dokunup onun yaşantısını değiştiriyorsan başkalarını da değiştirebilirsin. Ve bu benim bir hedefim oldu. Ve iman ettiğimden bugüne kadar binlerce insanın hayatına dokundum. Övülmek mi? Değil. Biz insanlara ulaştığımız zaman, o insanların kurtuluşunu sağladığımız zaman bir gurur, bir övünme yapamayız. Tanrı ne diyor? Gururdan nefret ederim, alçak gönüllüyü severim. Tanrı alçak gönüllü olmamızı istiyor. Sen ruhta büyüdüğün zaman seni çekemeyen insanlar vardır. Dışarıda, içeride, orada, burada. Bunların hepsini bir kenara atacaksın. Diyeceksin ki ben bir karar verdim Rab'de olmaya ve bu yolu gitmeye. Bu yol işte şu patika yolu Rabbin yolu. Yürürken iskemlenin kenarı kaçtı, ayağın çarpar, dizin çarpar. Olacak şey. Bu sabah kalktığım zamanda şu sol dizim korkunç ağrıyordu. Hiç umursamadım dizim ağrıyordu. Bak. Ama oraya odaklansam böyle yürürüm, değil mi?
Tanrı ne diyor? Sözüme itaat edeceksin. Ve Tanrı seninle başladığın işi bitirir. Tanrı seni insanlara gönderir. Tanrı seni topluma gönderir. İşte ona müjdeci diyoruz. Bunun en iyi örneği Yunus, değil mi? O hikayeyi okuduğun zaman büyük bir bereket alırsın. Kısaca özetleyeceğim. Tanrı ona bir çağrı yaptı mı? Ne dedi? Seni ahlaksızlığın, şehvetin çoğaldığı, insanların mahvolduğu yere gönderiyorum. Nineve kentine git, benim adımla onları Rabbe getir. Ama bizimki turistik seyahate kalktı. İtaatsizliğin sonu daima bir sıkıntı getirir. Hiç sanki Tanrı'nın rafını duymamış gibi bugün de öyle insanlar var. Eğer Tanrı seni birine yönlendiriyorsa sakın ihmal etme. Tanrı diyor ki sen yani bir isim Faruk'a gideceksin dediği zaman Faruk'a git. Bugün insanlar gidiyor futbol takımlarının antrenmanında insanları iman ettiriyor. Niye sen olmayasın? Sana kimse dur diyemez. Niye? Çünkü kutsal ruh seninle beraber. Turistik seyahate başladı bizim Yunus beyefendi. Fırtınalar koptu değil mi? En sonunda suçlu olarak onu buldular. Niye? İblis çalışıyor. İblis çalışıyor. Ama Tanrı bir kere bir karar verdi. Sen ne kadar itaatsiz edersen et, bir gün tövbe edip bana itaat edeceksin. Bana iman edeceksin diye. Ben şöyle düşündüm. Evet, onu denize attılar. Balık aldı onu. Üç gece karnında götürdü. O balık aniden mi çıktı denizden o atladığı zaman? Bence gemi kalktığı andan itibaren balık o tekneyi, gemiyi takip etti. Biliyordu Tanrı. Çünkü Tanrı her yerde, her şeyi görüyor. Her şeyin varlığının farkında. Gemi gidiyor, balık da gidiyor. Biliyor bir gün ne olacağını. Tövbe etti, beni denize atın da kurtulun dedi. Attılar. Atar atmaz da hemen balık kendini gösterdi. Çıktı, kaptı bunu. 3 gün 3 gece oruç tuttu. Nineve kentine geldi. Ne yaptı? Centilmence deyip tükürdü diyor. Ama ne oldu? Tövbe ettikten sonra Nineve kentinde müjdeleme başladı. Doğru mu? Bugün New York kentinde Pastor Radden Temmuz ayı 1999 Temmuz ayında müjdele 6 haftalık bir büyük müjdeleme faaliyeti vardı. Biz de sokaklarda müjdeleme yapıyoruz. Bir gün geldim. Çok sıcak Temmuz ayı. Orada bir market var bu. İsmi işte bir market. Birisi geldi, para attı. Ben de duruyorum böyle gölgede. Ha dedim, şununla paylaşabilirim. Bekliyorum. Elimde de işte daveti için bedava bilet var. Adam parayı attı. Coca-Cola makinesi çıkmadı. 2 kere yumruk vurdu, para yerine çıkmadı. Ondan sonra tekmelemeye başladı makineyi. Hemen gittim, bir dakika kardeş dedim ya, sakin ol. Niye makineyi tekmeliyorsun? Ya dedi, param attı, vermiyor. Dedim bir de ben deneyeyim bari. Çıkardım ben de attım parayı. Atarken dedim ki Rab bu tanıklık parası olacak dedim. Attım parayı şık Coca-Cola düştü. Aldım Coca-Cola'yı dedim ki sakin ol dedim ya. Ondan sonra onunla paylaştım. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Bana dedi ki ben dedi burada inşaatta çalışıyorum. Aynı zamanda part time dedi, Baptist Kilisesi'nde görev yapıyorum. Aa dedim. Peki dedim, sen gerçekten dedim yeni doğuşu aldın mı? Ya dedi. Pastör bir kere bana dua etti dedi, görevdeyim dedi. Ve ben onu orada iman ettirdim.
Peki bende mi bir şey vardı? Ben orada duruyorum gölgede, sıcakta. Elimde çantalar, müjde paket, her şey var. Adam geldi, Maston o Coca-Cola düşmedi orada biliyor musun? Darun beni kullandı. Benim paramla o Coca-Cola düştü oraya. Ya bunun gibi daha nelerle karşılaştık? Bir yere girdik. Harlem denilen, zencilerin yaşadığı bir yerde. Pastör Güçlü ile yürüyoruz. Bir adam merdivende oturuyor kilisenin önünde. Döndü bize dedi ki, beyaz adamlar dedi, siyahların yaşadığı yerde işiniz ne ya dedi. Görüyor musun insanların ne kadar şey, kalı, ne kadar insanlar böyle ırkçı zihniyeti var. Anlasa bize vaaz veriyor. Gidin diyor, başka yerde diyor, insanlara bir şey dağıtın diyor. Ben diyor, kutsal kitabı başından sonuna kadar biliyorum. Gelin size vaaz vereyim diyor. Derken bir çığlıklı bir kadın koşuyor. Bakın bu gerçek hikaye. Koşuyor, önümüzden geçti. Pastör Leyla da ileride duruyor. Onu hemen tuttu, ne oldu diye. Kadın nasıl bağırıyor? Siyahi bir kadın. Şu anda diyor, kendimi öldürmek istiyorum diyor. İş de bulamadım, param da yok diyor. Bütün kapılar bana kapandı diyor. Güçlü dedi ki, bari git bir bak bakalım dedi, anneme ne oluyor. Ben de gittim, ona ne oluyor? Kadın iş bulamamış, hiçbir şey yok. Leyla dedi ki bana, ya sende var mı? Çünkü bize söylediler, günde çıkarken 20 dolardan fazla yanınıza para almayın. Hani sadece lunch parası alın diye dedim ki, 20 dolar var. Ver dedi, verdim. Kadın işte sakinleştirdi, ben geri döndüm. Adama dedim ki, siz dedim pastörsünüz değil mi dedim bu kilisede. Evet dedi. Bakın dedim, şu dedim, sen bizi dedim yargıladın ya beyazız falan diye, biz öyle görmüyoruz dedim. Ben böyle beyaz diye bakmıyorum. Senin ırkından bir bayan buradan çığlık atarak geçti. Niye onu dedim durdurmadın dedim. Kız kardeşim bir problemi var mı diye. Hadi be gidin önümden dedi. Görüyor musun? İnsanlar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. İnsanlar sadece yargılıyorlar. Değerli kardeşler, Tanrı hepimizi eşit yarattı. Tanrı'nın sofrası zengin. Ancak itaat eden bir yürek istiyor. İtaat eden bir yürek istiyor. Ve senin hayatında ilahide söyle fırtınalar olacak. Bizim hayatımızda da çok fırtınalar oldu. Biz Türkiye'ye döndüğümüz zaman annem benimle 5,5 sene konuşmadı. Oğlumu Güçlü'yü evden kovdu babaannesi. Niye? Çünkü kuzenlerine müjdeyi paylaşıyor, onlara İncil verdi diye. Görüyor musun? Ailemizde bile problemler var. Ne yapacağız? Vaz mı geçeceğiz? Geri mi kayacağız? Hayır, daima ileriye. Çünkü Tanrı'nın planı senin hayatında bambaşka bir sayfalarda yer alıyor. Bu Tanrı'nın vizyonu. Tanrı hiçbir zaman insanı geri kalmasını istemiyor. O zaman diyor ki, bizim farklı olduğumuzu söylüyor. Dünyada yaşıyorsun ama sen dünyaya ait değilsin. Sen diyor, bana aitsin, bana. Evinde, işinde, sokakta, her yerde bana aitsin. Demek ki ne yapacağız? Başka insanlara da biz elimizi vereceğiz. Bereket öyle değil mi zaten? Tanrı'nın bereketi gelecek ama sadece sende kalmayacak. Bereketi dağıtacaksın. Yeşaya 40. bölüm 31. ayet. Bak ne diyor. Rabbi umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez. Yürür ama yorulmazlar. Görüyor musun? Tanrı böyle bize bir yetki gücü veriyor. Ben yoruldum diye kenara çekilmeyeceksin. Ben çok meşgulüm diye kenara çekilmeyeceksin. Hepimiz meşgulüz. Hepimiz meşgulüz. Biz de 8:30'dan beri sabahtan buradayız. Ne haber? Gidip de bunu övünecek miyiz? Pastör Leyla'nın sabah 8:30'dan buraya geldi. Kaçta gidecekler belli. Bunu söylemek gerekir mi? Hayır. Çünkü neden? Tanrı'dan bir beklentimiz var.
Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın bol yaşamını, Tanrı bizim yaşamamızı istiyor. Bu dünyadan ayrılmadan. Tanrı'nın vizyonu bizi her yönden bereketlemek. Bir kere kurtuluş müjdesi bir numara. Tanrı'nın bir numara kurtuluş müjdesi. Bunu yaşatmamız lazım. Ailemizde, çevremizde, nerede olursak olsun insanlara anlatacağız. Kabul edenler veya etmeyenler hiç fark etmiyor. Sen üstüne düşen tohumu ekeceksin, yeşertecek olan Rab. Biz işi hafife alamayız. Çünkü öyle bir gün geldiği zaman, yargı kürsüsüne durduğu zaman çok geçmiş olacak. Çok şey geçmiş olacak. Geriye dönüş yok. Geriye dönemeyiz. Hesap kitap açıldığı zaman oradayız. Bu sözler acı değil mi? Yok. Bu sözler çok. Bunlar neşeli sözler. Hakikaten bunlar neşeli sözler. Gülümseyin biraz. Ciddi oldunuz biraz. Sevilmelisiniz Rabbin, Rabbe ait olduğunuz için. Rabbin size verdiği güç, yetki, sevinçten onur duymalısınız. Farklılığınızdan dolayı sevinmelisiniz. Rabbin her gün hayatta yapacağı yenilikler için beklenti içinde olman lazım. Şu Romalılardan bir şey okuyayım ya. Romalılar 12. bölüm. Çok güzel bu da ya. 12:2. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Geçen ay değil mi? Uyanış kültüründen bahsettik. Fark etmiyor ki uyanış kültürü, canlara ulaşmak kültürü hep aynı şey. Eğer burayı yenilersen, o zaman İsa gibi düşünürsün. Burayı yenilersen Rab gibi düşünürsün. Rab gibi hareket edersin. Rab gibi konuşursun. Yüreğini teslim ettiğin andan itibaren yüreğinden gelenler yaşam konuşması başkasının hayatına. Biz gidip de bir başkasının hayatına lanet mi okuyacağız? Asla. Yargılayacak mıyız? Asla. Tanrı'nın yapmadığı şeyleri biz mi yapacağız? İmanlı topluluğu mu yapacak? Bu çağın gidişine uymayın. Onun için kendimizi diğer dünya sisteminin gidişatına uydurmayacağız. Yaptığımız her işte Rab hayatımızda ön planda olmalı. Her zaman söylüyorum. Her gün kullandığım iki tane ayet var. Herkes biliyor. Rabbim bereketidir. Bizi zengine Rab dert katmaz. İlk önce Tanrı'nın doğru ve egemenin arkasından gidin hamdi. Rab gereken her şeyi elçiler olarak geri verecek. Bir kere karar verdim. Dönüş yok. Geçen gün otobüs bekliyorum. Geçen hafta mı? Yok, iki hafta evvel. Hatta kiliseye davetim gelmiyor. Baktım, Feriköy otobüsü gelmedi diye konuşuyor. Başı bağlı genç bir kız geldi yanıma. Böyle çikolata renginde. Ondan sonra bana baktı, ben de ona baktım. Dedi ki bana güzel bir Türkçeyle, Feriköy otobüsü geçti mi dedi. Geçmedi kardeşim, sen orayı mı bekliyorsun? Onu bekliyorum. Ha, senin ismin, benim isim Ayşe dedi. Ayşe. Ama dedi ben Müslümanım dedi. Niye dedim birden Müslüman olduğunu söyledim. Sana baktığım zaman bir farklılık gördüm dedi kız bana.
Senin ismin ne dedi? Benim ismim Hamdi dedim. Aa sen de dedi Türk müsün dedi. Evet dedim. Ne iş yapıyorsun sen dedi. Ben de Rabbe imanlı, sana göre dedim Hristiyan bir kişiyim. Ama dedim güzel bir kilisemiz var, seni davet etsem gelebilir misin dedi. Ama dedi ben Müslümanım, ne fark eder dedim. Gel dedim bir de değişik bir şeyler öğren dedim. Belki senin hayatında yarar olur. Ne iş yapıyorsun dedim. Ben dedi Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ne kadar 2 senedir buradayım dedi. Geleceğim dedi, hala şey var, arıyorum, artık açmıyor cebini. Görüyor musun nereden nereye? Bendeki farklılığı görmüş. Yaşlılığımı mı gördü? Yok. Baktığı zaman, sana da baktığı zaman Tanrı'nın ne diyor? Seni diyor ben benzerinde yarattım kardeşim. İnsanlar sana baktığı zaman başka bir şey görüyor. Konuşma tarzın, gülüşün, hareketlerin sende bir farklı olduğunu görüyor. Halleluya. Oh, halleluya. Bakın, şu bazı insanlar gerçekten Tanrı'nın onların hayatında yapacağı mucizelere, beklentilere pek inanmıyorlar. İmanlar topluluğu. Ve bazen insanlar bir türlü Tanrı'nın planını değil, kendi planını yapmaya çalışıyorlar. Nasıl oluyor bu? Kutsal kitap diyor ki eski şeyler geçti, yeni şeyler gelecek. Ama insanlar şöyle karar veriyor, fırtınalar ya da durumlar olduğu zaman ya da normal yaş. Eskiden alıyorlar, yeniye monte etmeye çalışıyorlar, yeniyi de birleştiriyorlar, kendi planı yapmaya çalışıyorlar. O plan çürüyor. Tutmaz. Eğer biz yeni doğuşu almışsak, İsa'dan önce her şey eski şeyler geçecek, geçmişse, eski geçmiş şeyleri, kalıntıları, o çöpleri yeni yaşantımıza taşıyamayız. Kokar. Çöp nasıl kokar değil mi? Bazen evde çöp şeyini değiştiriyorum. Yeni torba koyuyorum. Ama nedense geçerken kokuyor. Diyorum ki Leyla, ya yeni torbaya koydum kokuyor, bir şey var diyor. Kaldırıp atıyorum. Niye? Rahatsız eden koku değil mi? Demek ki böyle şeyler de eğer seni rahatsız ediyorsa yeni hayatına taşıma. Gücenme, kızgınlık, nefret, yoksulluk, yok zihniyeti, ama zihniyeti. O bana şunu yaptı, o bana bunu yaptı. Ona kız, buna kız, buna darıl. Biz bunlarla vaktimizi boşa geçiriyoruz. 2. Korintiler, yok pardon, 1. Korintiler 3. Bu da 1. Korintiler 3. bölüm. Bakın 3:18. Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için akılsız olsun. Çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde akılsızlıktır. Yazılmış olduğu gibi o bilgeleri kurnazlıklarında yakalar. Gördün mü? Her şeyi bilen, her konuda ön safa çıkan kişiler daima yanılır. Ben her zaman şunu düşünüyorum. Ben bir şey bilmiyorum ruhsal alanda ama Tanrı'nın yardımıyla bir şeyler öğreniyorum. Ve bunu bir eyleme döndürdüğüm zaman Tanrı'nın ne kadar bir bereketli Tanrı olduğunu görüyorum her alanda. Ama insanların odak noktaları sadece bir konuya odaklanıyor. Hayır.
Tanrı her alanda bizi bereketlemek istiyor. Tanrı her alanda bizle çalışmak istiyor. Onun için biz de insanlarla konuştuğumuz zaman, değil mi? Bundan bahsedeceğiz. Kendi tanıklığını paylaş. Kendi tanıklığını paylaş. En önemli şey, kendi tanıklığını paylaş. Senin için güzel bir hikayen var, dinlemek ister misin? Öyle yanaş. Kendi hikayeni anlat. Rab sana nasıl dokundu? Nerelerden geldi? Cebinde 300 lirayla Suriye'den geldi. Bunu birisine söylesen güler, değil mi? Hadi ya der, dalga mı geçiyorsun? Pastör Radni de 4 çocukla, 3 çocukla $300 geldi Amerika'ya, Güney Amerika'da. Ama bak Rab neler yaptı itaatinden dolayı. Neler yaptı, neler yapıyor. Cömertliğinden herkese dokunuyor. Milyonlarca insan iman ediyor. Şimdi önümüzdeki ay işte Pastor Gadwe de gidecek. Londra'da büyük toplantılar yapıyor. Herkesi götürüyor uçağı doldurup. Rab bereketliyor, niye? İtaat etti. Adamın bir tek düşünce var. Canlar, canlar, canlar. Biz orada öğrendik canlara ulaşmayı. Nereden bilebiliriz ki biz? Bizim ilk gittiğimiz Baptist Kilisesi'nde bilmiyoruz ki ne ondalık, ne sunu, ne canlar, hiç. Bildiğimiz bir tek şey var, iman, dürüst yaşamak. Baptistlerin anlattığı su vaftizi. Biz Nehir Kilisesi'ne geldiğimiz zaman öğrendik canlara ulaşmanın ne olduğunu, sunun, ondalığın ne olduğunu, Tanrı'yla nasıl yaşamanın ne olduğunu o zaman orada öğrendik, dürüst. Yeni imanlıyız biz. Ama işte burada bunları anlatmaya çalışıyoruz. Burası farklı bir kilise. Amin. Sen de farklısın. Sen de farklısın. Sizin içinizde İsa'nın ışığı yanıyor. Farkında mısın? Yüreğini koruduğun sürece o ışık daima parlayacak. Sadece itaatkar olacaksın. Yap dediğini yapacaksın. Yapma dediğini yapmayacaksın. Eskiyle yeniyi karıştırmayacaksın. Ne diyor? Eski şarap tulumuna yeniyi koyma, patlar diyor. Demek ki eski bitti. Eski bitti. Her şey İsa ile yeni başladı. Yeni başladı. Biz bir ruhsal yeni yaratığız. Eski şeyler geçti, yeni şeyler ne? İsa ile geldi. Ve devam ediyor. Sonsuza kadar, o gelene kadar devam edecek her gün. Bitmiyor. Ama sen en ufak bir problemde pes edersen, tuş olursan hep karşındaki rakip kazanacak. Tuş etmeyeceksin. Pes etmeyeceksin. Yumruğu yesen de ringde boğuşacaksın. Anlıyor musunuz bir değerli kardeşler? Birinci Korintliler 5:17 diyor ki, pardon, ikinci Korintliler. Işıklar çok kötü ya, bu ışıklar. Direkt burada insanın gözünün içine vuruyor. Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Söylediğim sözü bir kere daha burada ayetle sizlerin önüne getiriyorum. Ne diyor? Bir kimse Mesih'teyse. Mesih'te miyiz? Eski şeyler, yeni şeyler geldi. Haleluya. Bir de 2. Korintliler 3
18'i okuyayım. Biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek, yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan ruh sayesinde oluyor. Gördün mü? Durumlar, problemler bir peçe gibi bir imanın önünde. Bu perdeyi kaldırılabilmek için sen imanda güçleneceksin, söze odaklanacaksın ve Tanrı'dan, kusardan yardım isteyeceksin. Bazı insanlar göremiyorlar. Onun için ne diyor vahide? Ruhsal gözlerin ve ruhsal kulakların açık olsun. Ruhsal gözler hayatında ileriyi gösterir sana, görürsün. Nereye gideceğini görürsün. Tanrı'nın senin hayatını nasıl yapacağının müjdesini görürsün. Değişmeliyiz değerli kardeşler yani. Değişmeliyiz. Ben bazen bakıyorum bazı kardeşler nerede? Bunu defalarca söylüyorum. Ben bazen bakıyorum, Pastör Leyla diyor ki, bu da izlemiş bizi diyor. Kardeşim bizi canlı yayında ne izliyorsun? Buraya gelsene. Buraya gelsene, burada beraber olalım. Oturduğun yerde seni rahatsız edecek bir takım problemler çıkar. Buraya geldiğin zaman Tanrı'nın varlığı var. Tanrı'nın mesedişi altında burada bir şey öğreniyorsun. Tanrı sana bir şey söylemek istiyor. Hepimizin bir beklentisi var. Kimin Tanrı'dan beklentisi yoksa elini kaldırsın. O zaman yanlış yerdesin. O zaman yanlış Tanrı'ya tapıyorsun. Alo. Hepimizin beklentisi var. Benim çok beklentim var. Çok daha fazla Tanrı'nın bereketini görmek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Bazı insanlar Tanrı'yı kutuya koyuyor ya. İşte geldiği zaman ya Rab, ya Rab. Ama her şey yolundayken nay nay nay, şinanay yavrum şinanay. Tanrı perdeyi yırttı. Perdeyi yırttı, kusuru serbest kaldı. Senin hiçbir şeyi kutunun içine koymaya ihtiyacın yok. Senin bir tek yardım alacağın yer var. Yardımın nereden geleceğini bilmen lazım, gökten. Tanrı bizi öyle bereketliyor. Şifamız oradan. Bütün bereketlerimiz oradan. Mezmur'dan bir şey okuyayım ya. Mezmur 143. Çok güzel. Bazı insanlar hep sıkıntıdan, problemden bahsediyor. Doğru mu? Sözüm buradan dışarı. Kişisel olarak kimseyi hiçbir zaman zaten kişisel olarak bir şey söylemiyorum. Genel konuşuyorum. Sözü alan alıyor. Bakın 143, Mezmur 143, 11. Ya Rab adın uğruna yaşam ver bana. Söz verdi mi Rab? Ne dedi? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. En büyük armağanı. Ve ben bol yaşam vermek için geldim bana inananlara diyor. Demek ki bol yaşam alan kim? Sen ve ben. Bizler. Verdim diyor sana. Paketin hazır diyor. Al diyor. Uzan al. Ama sen uzanmıyorsan Tanrı'yı suçlayamazsın ki. Tanrı beni unuttu diyemezsin ki. Hep problemin içine boğulursan senin sorunun. Ayet böyle diyor. Çalışırsan ayetleri öğreneceksin. Ya Rab adın uğruna yaşam ver bana. Doğruluğunda kurtar beni sıkıntıdan. Halleluya. Bir amin alayım. Amin.
Rab konuşuyor. Rabbin sözü atlıyor oradan. Atlıyor buradan yüreğine. Ama buradan düşündüğün zaman kaybediyorsun. Nasıl olacak, nasıl çözeceğim, ne olabilir? Ya Rab'be güven ya. Rab muhakkak bir yolunu bulacaktır her şeyin. Muhakkak Rab çözüm yoludur. Hangi alanda iş yapıyorsan, Tanrı'ya ait olduğunu bildiğin anda Tanrı her şeyi çözecek. Zorluklar olacak mı? Olacak. Problem olacak mı? Olacak. Burada da çok problem var kilisede. Geliyorsun, oturuyorsun ama perdenin arkasında ne oluyor kimse bilmiyor değil mi? Ya gel de bize sor. Sadece buraya çıkıp yarım saat, bir saat vaaz vermek hizmet değil, pastörlük değil. Büyük bir operasyonu halletmek zorundayız. Aç kurtlar var etrafta. Atlamayı bekliyorlar. Sürüden acaba bir koyun ayrılabilir mi diye. Yanlış yerdeler. Buradan ayrılan yok. Unutuyorlar buranın sahibinin kim olduğunu. Haleluya. Bir de Süleyman özdeşlerinden. Çok seviyorum ya bu mezmurlar, Süleyman özdeşleri. Okudukça böyle teşvik olup cesaret alıyorsun. 5'e 23. Aşırı ahmaklığı onu yoldan çıkaracak, terbiyeyi umursamadığı için ölecek. Bu ağır bir söz ama bazı insanlar gerçekten ya Tanrı'ya olan en ufak bir şeyi bilmiyorlar. Tanrı sağlar mı? Tanrı iyi midir? Tanrı sever mi? Hep negatif şeyler konuşup Tanrı'yı yargılıyorlar. Yine beni unuttu. Yine bak işlerimde hep terslikler gidiyor. O kızı seviyordum olmadı. O oğlanı beğenmiştim, ailesi devreye girdi. Hep duyuyoruz bunları. Doğru söylüyorum ya. Belki siz duymuyorsunuz ama biz duyuyoruz. Hep negatifler. Olumsuz konuşmak insanların diline yapışmış şey gibi, tutkal gibi ya. O tutkalı sökmen lazım. Hani bir yere boya olur da silersin de suyla çıkmaz. Nedir? Onu çıkartacak bir madde vardır. Tiner ya da başka bir şey. Onu da sildiğin zaman çıkar. Ahmak değil, akıllı olmamız lazım. Akıllı. Tanrı bilgeliğine sahip olmamız lazım. O zaman bütün durumların üstünden geleceğiz, başarılı olacağız. Amin. Yunus gibi turistik seyahate çıkmayacağız. İtaatkar birisi olacağız. Rabbi dinlediğimiz zaman daima başarılı olacağımızın bilinci içinde olmamız lazım. Amin. Amin. Halleluya. Burada mısınız hala? Evet. Devam mı? Evet. Zaten hayır deseniz de devam. Rab öyle diyor. Bakın 1. Korintliler çok güzel bir şey. 2. bölüm. 1. Korintliler 2. bölüm 12. ayet. Hatta 14'e kadar okuyacağım.
Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Amin alalım mı? Ruhsal kişilere, ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgelerini öğrettiği sözlerle değil, Tanrı'nın öğrettiği sözlerle bildiririz. Onun için müjdeye çıktığınız zaman elinize müjde paylaşım planını veriyoruz. Ki niye? Kendinden bir şey kataraktan yanlış insanlarla bir münakaşa yahut da bir yargıya düşme diye. Çünkü hazırlanmış, dua edilmiş, hazırlanmış ve dünyanın bütün lisanlarına çevrilmiş bir müjde planı. Kimde var müjde planı? Güzel. Olmayanlara da verelim. Onun için Tanrı'nın, ilk söylediğimiz nedir? Bugüne kadar sana Tanrı'nın seni sevdiğini söyleyen oldu mu? İnsanlar gerçekten sevgiye o kadar aç ki, muhtaç ki. Tanrı'nın sevgi Tanrısı olduğunun farkında değil insanlar. Tanrı'yı yargılayan, insanları deneyen, test eden diye düşünüyorlar. Yanlış yoldalar. Tanrı seven bir Tanrı. Tanrı seven bir Tanrı. Onun için bizi yarattı ya. Onun için bizi yarattı. Seni yarattı, bizi yarattı. Ve yaratmaya devam ediyor. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Evet, olaydı insanlara konuştuğun zaman hayır canım diyor. İsa bir peygamber, İsa Rab olamaz. Öyle değil mi Lerna? Öyle demiyorlar mı? Ne diyorlar? Tanrı olamaz, Tanrı'nın oğlu olamaz değil mi? Müjdelemeye gittiğiniz zaman değil mi? Ceyhun öyle diyorlar mı? Evet. Ne diyor? Bu aynı ayet, doğal kişi, onlar doğal kişi. Çünkü daha henüz Rab'be gelmedi. Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Tanrı söylüyor ya. Onun için hiçbir zaman kişisel almayacağız. Biz sözü söyleyeceğiz, söz gidecek. Tanrı o sözü orada yaşayacak. O tohumu ektikten sonra ister evet desin, ister hayır desin. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Sen üstüne düşeni yapıyorsun. Sen hanene yazıyorsun. Göksel hazinene bir artı işaretli konuyor. Artı. Hazinemiz o. Dünyaya çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Bir şey götürebilen var mı? Kefenin var mı gözü? Koysan bile kim dolduracak? Çünkü bunlar ona saçma geliyor. Ruhça değerlendirdikleri için bunları anlayamaz. Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir ama kimse onun hakkında yargı yürütemez. Görüyor musun? Tanrı'nın korumasını görüyor musun? Tanrı'nın korumasını görüyor. Biz Tanrı'nın koruma şemsiyesi altındayız. Nereye gidersek, ne yaparsak, kimde neyi paylaşırsak Tanrı daima bizi koruyor. Tanrı'nın koruması altındayız. En büyük bereket. Haleluya. Sözler akıyor kardeşler. Sözler akıyor. Şu ayetle bitiriyorum. Çok sevdiğim bir ayet. Yuhanna 15. bölüm. Bir ve iki. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Rab bazen hayatımızda işaret ediyor. Diyor ki Hamdi, şu durum sana yakışmıyor. Onun üstüne biraz çalışman lazım. Evet Rab dersen, Rab ya kutsal ruh yardım ediyor. Konuşmana dikkat et. Bu kelimeyi çok sık kullanma. Ya da bir şey oldu, şu kardeşle konuş, ya şöyle... Yani bir şeyler söylüyor.
Biz bunu dikkate aldığımız zaman Tanrı'nın muhteşem bereketi bizi kovalayacaktır. Ne diyoruz? Biz bereketin arkasından değil, bereket bizim arkamızdan geliyor. Çünkü Tanrı bizi ne diyor? Ben senin için yoksul oldum ki sen zengin olasın diye. Bizim çok zengin bir babamız var. Ve biz onun mirasçılarınız. Ve o mirası dağıtmak istiyor. Al diyor. Kaygılanma diyor, al diyor. Veriyorum diyor. Ben diyor cömertim diyor. Onun için biz zenginiz dediğimiz zaman ayet ne diyor? Doğal insanlar seni anlamazlar diyor. Çünkü onların zenginlik lafı sadece para dediğimiz maddiyete bağlı. Ama Tanrı'nın o kadar büyük bereketi var ki parayla satın alamayacağın şeyler var. Tanrı'dan alacağın. Evvela kendin, canın. Ve kendini sevmen lazım. Kendisini seven insan Tanrı'yı da sever, başkasını da sever. Sevgi kalıcıdır. Sevgi affeder. Sevgi bağışlar. Sevgi çözüm getirir.